Önceki videoda yükseklik z'nin x ve y cinsinden bir fonksiyon olduğu 3 boyutlu bir yüzey görmüştük. Şimdi 3 değişkenli bir fonksiyonun neye benzediğini anlamaya çalışalım. Hayalimde canlandırması en kolay örnek bir skaler alan. Peki skaler alan nedir? 3 boyutlu bir odadaki sıcaklık mesela anlaşılması kolay bir örnek. Farz edin ki odadaki sıcaklık odanın neresinde bulunduğuma bağlı bir fonksiyon. Diyelim ki bu fonksiyon benim x, y ve z koordinatlarım cinsinden ifade edilebiliyor. Bu zamana kadar sıcaklık modellemesi yapmış olmasam da örneğin odanın ortasında 10 Kelvin sıcaklık kuvveti olduğunu düşünelim. Bu kaynaktan uzaklaştıkça sıcaklık azalacaktır. Odanın ortasında x, y ve z koordinatlarının 0 olduğunu düşünelim. Sıcaklık derecesi fonksiyonumuzu, bunu kendim uyduruyorum, uygun bir model olup olmadığından emin değilim, 10 çarpı e üzeri eksi r kare olarak tanımlayalım. Peki neden r dedik? Önceden x, y ve z cinsinden bir fonksiyon demiştik. Kaynaktan uzaklaştıkça sıcaklığın üstel bir şekilde azaldığını belirtmeye çalışıyorum. Sanki dairesel bir şekilde uzaklaşıyorum. Bu arada dairesel uzaklık nedir? Bu gradyan öğrenmekle doğrudan ilişkili değil. Odada hareket ettikçe sıcaklık fonksiyonunun nasıl değişeceği konusunu anlamaya çalışalım. Merkezden yarıçap uzaklığının karesi eşittir x kare artı y kare artı z kare. Bu 3 boyutlu Pisagor teoreminin sonucudur. Şimdi sıcaklık fonksiyonunu yazabiliriz. Sıcaklığın x, y ve z cinsinden fonksiyona eşittir 10 e üzeri eksi x kare artı y kare artı z kare. Aynen buraya yazdığım gibi. Size odanın ortasından yani 0'a 0'a 0 koordinatlarından gittiğim uzaklığı anlatabilmek için x kare artı y kare artı z kare yerine r kare yazdım. Ama burada konumuz bu değil. Yine de bu olguyu gözünüzde canlandırabilmenizi istedim. Bir skaler alan çizmek zordur. Evet, skaler alanın anlamı, bu temel kümenin, bu örnek için 3 boyutlu uzayın, her noktasına bir değer verilmesi durumudur. Şu şekilde de anlatabiliriz. Bir termometre ile içinde bulunduğunuz odanın her noktasında sıcaklığı ölçebilirsiniz. Hem sıcaklık hem de yön elde etmezsiniz. Dolayısıyla bu bir vektör alanı değildir. Yalnızca sıcaklık elde edersiniz. Bu nedenle skaler alan diyoruz. Her koordinatın sadece sıcaklığı var. Buna göre bu fonksiyonun gradyanı ne anlama gelir? Bu fonksiyonun gradyanı bir vektör alanı oluşturur. Çünkü hangi yönde sıcaklık artışının en fazla olduğunu belirtir. Ayrıca bu vektörlerin uzunluğu artışın miktarını bize anlatır. Veya bunu 3 boyutlu bir eğim olarak da düşünebilirsiniz. Evet, umarım kafanızı çok karıştırmıyorumdur. Şimdi gradyanı hesaplayalım. Sonra da size konuyu daha iyi anlatacak bir grafik göstereceğim. Şurayı silelim ve bu mavi renkten başka bir renge geçeceğim çünkü bu evet, çirkin bir mavi. T'nin gradyanı eşittir T'nin x'e göre kısmisi çarpı x yönündeki birim vektör artı sıcaklık fonksiyonunun y'ye göre kısmisi çarpı y yönündeki birim vektör artı sıcaklık fonksiyonunun z'ye göre kısmisi çarpı z yönündeki birim vektör. Ve şimdi kısmi türevleri buluyoruz ve yerlerine koyuyoruz. Hatırlarsanız x'e göre kısmi türev alırken y ve z'leri sabit olarak düşünüyoruz. Böyle yapalım. İçteki fonksiyonun türevini alalım. Eksi x kare artı y kare artı z karenin x'e göre türevi. İsterseniz eksiyi içeri dağıtabilirsiniz. O zaman eksi x kare eksi y kare eksi z kare olur. Böylece bunlar sadece sabit ve x'e göre türevleri 0 olduğundan fonksiyonun x'e göre türevi eksi 2x'tir. Öyle değil mi? Eksi x karenin türevi eksi 2x. Eksi 2x çarpı dışın türevi. Peki, e üzeri x'in türevi nedir? E üzeri x'in türevi, e üzeri x'tir. İşte bu yüzden e bu kadar mükemmel bir sayı. Ve şuradaki 10 yalnızca bir sabit. Eğer sabit çarpı bir şeyin türevini alıyorsanız, sabit yerinde durur.
Dıştaki ifadenin türevi eşittir 10e üzeri eksi x kare artı y kare artı z kare. Şimdi bunun tamamını i yönündeki birim vektörle çarpıyoruz, değil mi? Aynı şeyi y yönünde yapalım. Artı y yönünde kısmi türevimiz nedir? Öncekine benzer olacak. İçteki fonksiyonun y'ye göre kısmi türevi eksi 2y ve tamamın türevi yine kendisi. Buna göre 10e üzeri eksi x kare artı y kare artı z kare ile çarpıyoruz. Ve bunun tamamını y yönündeki birim vektör j ile çarpıyoruz. Son olarak da sıcaklık fonksiyonunun z'ye göre kısmi türevi. Bu da eksi 2z çarpı 10e üzeri eksi x kare artı y kare artı z kare. Bu zincir kuralıdır. Kısmi türevini aldığım değişken dışındaki değişkenleri sabit olarak değerlendiriyorum. Ve bunun tamamı çarpı k yönündeki birim vektör. Burayı biraz sadeleştirebiliriz. Eksi 2x çarpı 10 eşittir eksi 20x. Şuraya yazalım. Buna göre sıcaklık derecesi fonksiyonunun gradyanı eşittir eksi 20e üzeri eksi x kare artı y kare artı z kare çarpı i. Ve bunu sadeleştirmeye devam etmeyeceğim çünkü zamanımız daralıyor. Sanırım siz cebirsel olarak bunu sadeleştirebilirsiniz. Neyse, gradyanların hesaplamalarının kolay ama anlamı kestirmenin zor olduğunu düşünürüm hep. Zor kısmı sezgisel olarak algılamasıdır. Şimdi bu gradyanın neye benzediğini kavramaya çalışalım. Eğer uzayda bir noktadaki gradyanı bulmak istersek, x, y ve z değerlerini yerine koyuyoruz. Dolayısıyla gradyan fonksiyonu x, y ve z cinsinden bir fonksiyon olarak yazabiliriz. Hatırlarsanız t, herhangi bir noktadaki sıcaklık, bir skaler alandı. 3 boyutlu herhangi bir noktada size bir sayı veriyordu. Gradyan ise 3 boyutlu her noktada size bir vektör veriyor, değil mi? Çünkü i, j ve k bileşenleri var. Kısmi türevden miktarları i, j ve k'dan da yönü tespit ediyoruz. Dolayısıyla skaler alandan vektör alana ulaşmış oluyoruz. Şimdi neye benzediğini görelim. Daha iyi görebilmek için şurayı biraz büyütelim. Böyle güzel. İşte bu vektör alanı. Aslında bu çözdüğümüz fonksiyonun gradyanı. Gördüğünüz gibi bu grafik programı değişik noktalar seçip gradyanlarını buldu ve gradyanları vektör olarak çizdi. Buna göre vektörlerin uzunluğu x, y ve z bileşenlerinin miktarına eşit. Sonra da her vektöre uyguladığımız şekilde vektörleri topluyoruz. Yön ise i, j ve k bileşenlerinin ağırlıkları oranına göre belirlenir. Gördüğünüz üzere bu durum oldukça ilginç. Isı kaynağına yaklaştıkça sıcaklık artış hızı da artıyor, öyle değil mi? Yaklaştıkça vektörler büyüyor. Yakınlaştırayım, vektör alanının içine girelim. Şimdi vektör alanının içindeyiz. Gördüğünüz gibi ısı kaynağının merkezine yaklaştıkça vektörler, sıcaklığın artış hızı gittikçe büyüyor. Evet, umarım iyice kafanızı karıştırmamışımdır. Gradyanı ilk öğrendiğimde hesaplamalar kolay gelmişti. Sadece kısmi türev. İşin ilginç olan kısmı gradyan kavramı. Umarım bu sıcaklık örneği, sıcaklık modeli size mantıklı ve anlaşılır gelmiştir. Bu durum her skaler alana uygulanabilir. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.